Aysel'in aynı zamanda sınıf arkadaşı olarak biz avukatla birlikte başladık. Avukatlık mücadelesini birlikte sürdürdük ama ne yazık ki bugün farklı yerlerde yine mücadeleyi sürdürmeye devam ediyoruz diyeyim ben. Biraz önce ziyaretinden çıktım Aysel Çoluk'un. Sağlık durumu rastlanan raporlardakine uygun bir tanımlama yapabiliriz. Tabii en önemlisi içeri girer girmez hatırlaması beni çok mutlu etti. Öğrencilik döneminden uzun süre sohbet ettik. Fakat yakın zaman ve normal günlük hayatla ilgili hafızasında ciddi bir hasar var, kayıplar var. Onun farkında dönem dönem unuttuğunun o yüzden onda ağır bir tahribat yaratıyor. Ben tabii bir kısa aralık önce görüşmüştüm onunla ve bu aradaki tahribatın daha büyük olduğunu gördüm. Yani fiziksel olarak da onun çok etkilenmiş olduğunu gördüm. Aslında rapordan önce biraz daha geriye gidelim. Aysel'in bu hastalığına neden olan iki faktörü söylemek lazım. Bu faktörlerden bir tanesi doğal olarak cezaevi. Cezaevinin kapalı sistemi zaten aslında sağlığı bozan bir unsur kendi başına. Bir şekilde izolasyon içerisinde mahpusların yaşıyor olması zaten başta hafız olmak üzere fiziksel ve ruhsal sağlığı etkileyen bir durum. Ama Aysel daha ağır bir şey yaşadı. Cezaevindeyken annesinin ölümü ve üzerine yaşadığı cenazesine yapılan işkence olayını yaşadı. Cenaze linç edilmek istendi, çıkarılmak istendi. Bu ondaki tahribatı büyüten hastalığının esas tetiklenmesine, ortaya çıkmasına neden olan iki faktör. Yani aslında ikisini de işkence olarak tanımlamalıyız. Cezaevindeki tecrit de, annesinin cenazesine uygulanan işkence de onu iki işkencenin yarattığı sonuç bu. Şimdi devletin burada yükümlülüğü bu iki işkence yönteminin de öncelikle önlenmesini sağlamaktı. Birincisi bu haksız tutukluluğun ve siyasetçi olarak sadece siyaset yapmış olması nedeniyle buraya kapatılmış olmasının öncelikle giderilmesi gerekirdi. İkincisi de annesine yapılan işkencenin gerçekleşmesini önlemek, annesinin cenazesine yapılan işkenceyi önlemek devletin yükümlülüğünü. Ne yazık ki bunu yapmadılar ve haksız tutukluluk devam ediyor. Şimdi Aysel gerek avukatlık faaliyeti döneminde gerek de sonrasında siyasetçi olarak özellikle kadın mücadelesini aldığı itibariyle çok önemli bir konuma sahip. Her zaman barışçıl bir mücadele içerisinde olduğu, her zaman hak ve özgürlüklerin yanında bir siyasetçi olduğu, her zaman demokrasi savunan bir siyasetçi oldu. Buna rağmen gördüğü muamele aslında siyasetin kadınlara ve yasaklanması, buna rağmen gördüğü muamele siyasetin Türkiye'deki insan hakları savunucularına yasaklanması anlamına geliyor. Şimdi gelinen noktada da artık hastalığın gerçekleşmiş olduğu ve ilerlediği raporlarla sabit. Adli tıp raporuyla değilse de adli tıptan önce verilen bilimsel bilgiye dayalı olarak verilen raporla Aysel'in hastalığının ilerlemiş olduğu ve cezaevinde kalamayacağı tıbbi raporlarla sabit. Ama ne yazık ki adli tıpın verdiği rapor bu tıbbi raporları hiçe sayan siyasi bir karar niteliğinde. Çünkü kararın adli tıp raporunun içeriğine baktığınızda da aslında mevcut durumuna ilişkin bir değerlendirmeden ziyade mahkemenin yürümesini sağlayacak bir sistem üzerinde raporun yazılmış olduğu görülüyor. Dolayısıyla adli tıpın verdiği karar da siyasi bir karar. Bu siyasi kararla eğer tutukluluğunun hem tutuklu hem hükümlü aynı zamanda tutukluluğun ve hükmün infazının devam edilmesi halinde ne yazık ki üzülerek söylememiz lazım ki hastalığı ilerleyecek ve geri dönülemez bir noktaya gelecek. Şimdi buradan seslenmemiz gerekiyor. Ceza infaz sistemi öç alan bir sistem olmamalıdır. Cezaevi sistemi insanı hayatından tamamen koparan bir sistem olmamalıdır. İnsanın cezasının bittiğinde sağlıklı bir şekilde topluma katılmasını sağlayacak bir sistem içerisinde ceza infaz edilecekse de. O yüzden de bütün bunların dikkate alınmasını öncelikle mahkemenin tutuklu olan bir kişiyi şu duruma rağmen tutmak istemesinin hukuka aykırı olduğunu hatırlatmak istiyoruz. İkincisi de ceza infaz sisteminin öç alma mantığıyla hasta olduğu bilinerek, hastalığın ilerlediği bilinerek bu şekilde devam etmesinin engellenmesi, önlenmesi artık gerekiyor. Adalet Bakanlığı'na, adli tıpa ve mahkemelere bir çağrı olarak bunu söylemek istiyorum. Aysel 30 yıllık avukat, İstanbul Barosu'na kayıtlı olarak 30 yıldır avukatlık yapıyor ve Barolar Birliği'nin mensubu. Şimdi öncelikle Barolar Birliği'nin her kurumdan önce, Aysel'in siyaset yaptığı da partiden önce dahi meslektaşına sahip çıkması ve bu insan haklarına aykırı duruma son verilmesini talep etmesi gerekiyordu. Ne yazık ki İstanbul Barosu ve Barolar Birliği bu konuda tamamen sessiz. Bu koroya katılmışlar diyebilirim ben. Adli tıpın, Adalet Bakanlığı'nın, mahkemenin yapmış olduğu, pozitif yönde yapmış oldukları engelleyici tutuma barolar Birliği tutum almayarak katılmış oldular.
Bu hatırlatma belki bizim açımızdan en önemlisi. Çünkü görevi gereği meslektaşlarını ve hukuku savunmakla yükümlü olan kurumlar bunlar. Bu kurumların öncelikle meslektaşını, Adalet Bakanlığı'ndan önce, mahkemelerden önce onların gözetmesi gerekir. Bu kurumların gözetmesi gerekir. Bu çifte standardın bir an önce sona erdirilmesini ve başta İstanbul Barosu olmak üzere Barolar Birliği'nin cezaevinde kalamayacağı tıbbi olarak sabit olan üyelerinin sağlığına kavuşması için dışarı çıkarılmasını, özgürlüğüne kavuşmasını sağlayacak yollara başvurması gerektiğini söyledik. Buradan tekrar hatırlatıp tekrarlamak istiyoruz. Bu kadar mücadele yürütmüş bir arkadaşımızı bu hale konulmuş olduktan dolayı üzgünüm ama biz işkencenin her türlüsüne nasıl mücadele ettiysek bunu da bir işkence sonucu oluşan bir durum olarak görüyoruz. Bununla da mücadele etmeye devam edeceğiz.